Bu uygulamada Pictoblock programında Python kodlarıyla ekranda kaç kişi var, yani kaç insan var, bunun tespitini yapan uygulama yapacağız. Yine Squared Box kuklasını kullanacağız. Burada ekranda kaç kişi algılıyorsa ben alternatif olarak birkaç farklı dekor daha ekledim. Şayet bunu da bulamazsa onu da tekrar denesin diye. Şimdi import time diyelim. FD eşittir Face Detection kütüphanesini çağırdık. Buradan bir tane nesne türettik FD isminden. FD isminde şöyle şunu silelim, fazla oldu. Şimdi Bounding Box'ı burada devre dışı bırakalım. FD nokta Disable Box. Çünkü Bounding Box hangi birinin hani üstüne gidecek, bir tane var elimizde. Her birine ayrı kod yazmak lazım birden fazla oluşturup. Bu yüzden devre dışı bırakıyoruz. FD nokta set threshold şu. Threshold değerini 0.4 yapalım. Algılamazsa bunu arttırıp azaltabiliriz. FD nokta analize stage analiz etsin. Analiz stage. Evet. Sonra print FD nokta takıldı nokta count. Ekranda kaç yüz varsa bunun sayısını yazdıralım. For i in range. Sıfırdan başlayıp FD nokta count kadar ilerlesin. İnsan yüzleri kadar. Sprite bu küçük olacak. Sprite nokta settings fd nokta x i artı 1. Neden i artı 1? Çünkü sıfırla başlayacak. Bir ilk yakaladığı, algıladığı insanı birinci insan olarak algılayacak. Şimdi bunu kopyalayalım. Set y dedik. Buna da fdy diyelim. Sprite. Bu sprite tabii ki şuradaki sprite. Yani Squarebox için oluşturduğumuz nesne. Nokta set size fd. Yani burada biz disable ettik şunu. Ama ayrıca bir bounding box oluşturuyor da onu disable ettik. Yani bu ana bizim Squarebox'ımız burada duracak. Set size fd nokta width. Bu niyeyse saçmaladı. Width. Şöyle width. İyi. Artı bir dedik. Birinci yüzü genişliği kadar olsun. Sonra sprite nokta say desin ki face ya da yüz virgül str i artı bir. Peki bu ne? Şimdi sayıyı verecek kaçıncıysa önce diyelim ki birinciyi algıladı, ikinciyi algıladı. Yalnız burada sprite say komutu OpenCV'deki putText gibi integer ifadeleri doğrudan yazdıramıyor. Bunun string'e dönüştürülmesi lazım. Artı birleştiriyorum bir şeyle daha. Bu birleştireceğim şey de iki nokta olacak. Ve artı fd nokta expression
i artı 1 time nokta sleep 1. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Loglara bakalım. Şurada hatamız olmuş. Import olacak burası. Bakın hataları da loglardan gösteriyor. Model yüklenecek. Evet, şimdi çalışacak. Model yüklendi. Eğer kodlarımız doğruysa. Her biri yüzde gezintileyip birinci yüz mutlu, ikinci yüz şöyle şeklinde ifade edecek. Tabii yüzleri algılarsa. Olmadı, biz başka bir dekor da deneyebiliriz burada. Bu uzun sürdü beklediğimden. Bunu bir stop yapalım. Dekorlara girelim. Şu resmi yükleyelim. Bir de bununla çalıştıralım. Run dedik. Buradaki hatamız bizim, şurası square box olacak. Square box, tabii square box olmadığı için çalışmadı. Tekrar çalıştıralım. Burada bir hata daha var. Şurada sanıyorum. Şunu da artı yapmamız lazım. Yani burada hataları düzgün report edemiyor, yani logluyor olmayabilir. O yüzden evet, bakın istediğimiz çıktıları alamıyor olabiliriz. 106, 107. Evet, 7 tane yüz algıladı ve hepsinin de mutlu olduğunu söyledi. Stop edelim bunu. Tekrar çalıştıralım ya da bakın ikinci yüz, üçüncü yüz, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Bu şekilde Python'da da ekrandaki yüzlerin sayısını bulabilir. Bunların da expression, yani yüz ifadelerini tespit edebilirsiniz. Yine diğer resimler için bakalım. Mesela şu run diyelim. Şaşırmış dedi. Doğal dedi. Doğal dedi. Bir tane daha vardı. Bir de şunu deneyelim. Bakın yan duranların bile yüzlerini algılayıp algıladığı kadarıyla yüz ifadelerini söyleyebiliyor. Uygulamamız bu kadar.